Merhaba, hoş geldin. Neler yapıyorsun? Kendine kahve aldın mı? Bence kendine bugün kahve değil de çay alman lazım. Çünkü hava da soğuk, ıhlamur da alabilirsin. İyi fikir, iyi fikir. Peki bu öneriyi İngilizce söyleseydin nasıl söylerdin? Bir düşünsene. Mesela diyelim ki hava soğuk, üstünü kalın giymen lazım. Büyük ihtimalle bunu must ile verirdin, söylerdin. Mesela you must wear your coat derdin. Olabilir. Ama peki birisine öneri verirsen. Must değil de kullanman gereken bir modal verb daha var. Bu da should. Evet, birisine bir öneri verirken kullanılan modal verb should, negatifindeyse shouldn't olarak kullanırız. Yani you should wear your coat. You shouldn't drink coffee. Ama şöyle bir şey var. Daha çok konuşma dilinde should ve shouldn't kullanırken birazcık dikkatli olmak lazım. Çünkü bazen birisine fikir veya öneri vermek çok bilmişlik kastıyormuşuz gibi algılanabilir. Bunun karşısına geçmek için ufacık bir tüyo var sana vereceğin. Bunun için should'la vereceğin cümlenin başına I think getirmen gerekir. Yani you should wear your coat yerine I think you should wear your coat demen gerekir. Çünkü should iyi fikir, yapsam iyi olur. It's good idea demek olduğu için bence bunu böyle yapman gerekir diyorsun. Yani bana göre tercih ise sana kalmış. I think you should derken yani ben sana bunu zorunlu kılmıyorum veya akıl vermiyorum. Ben sadece bunun iyi fikir olduğunu düşünüyorum. Bence bunu yapman gerekir ama yine de seçim senin. Bu mesajı vermiş oluyoruz. Negatifi içinse özellikle dikkat etmemiz gerekir. Yani shouldn't aslında should'un negatifi. Shouldn't kullanılıyor. Ama bazen çok da samimi olmadığımız ortamlarda, çok da samimi olmadığımız kişilerle konuşurken shouldn't yerine en düzgün kullanım şekli şöyle olur. I don't think you should. Yani böyle yapmaman gerekir yerine ben böyle yapman gerektiğini düşünmüyorum diyebilirsin. Yani ben düşünmüyorum ama sana mantıklı geliyorsa yapabilirsin. Mesela you shouldn't drink much coffee. Derken birazcık üstünlük ya da akıllılık taslamış gibi algılanmamız için şöyle söyleyebiliriz. I don't think you should drink much coffee. Yani çok kahve içmen gerektiğini düşünmüyorum. Daha kibar ve yanlış anlaşılmasına ihtimal vermeyecek bir cümle yapısıdır bu. Özellikle de native speakerlarla ve özellikle de İngiliz insanlarıyla konuşunca onlar bu tür cümle yapılarına bazen takılabilirler. Özellikle daha resmi kurumlarda mesela kullanacaksan bu kalıpları bu şekilde kullanman benim tavsiyemdir. I think you should use this in this way. Bu kadar bugünlük. Kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kal.